ilgili bir talep olacak. Turistin gezmesiyle daha çok konaklaması ilgili bir talep olacak. Bunun bir tanesi de bir ayağı da Allah'tan mani olmasa Kozaklı olacak. Dolayısıyla Kozaklı'ya Akif Başkan'la beraber yatırımlarımız, seralarımız, turizm, sıcak suyla ilgili, alt üst yapıyla ilgili inşallah hak ettiği o güzel pırıl pırıl Kozaklı olacak. Hiç endişe duymayın. Tabii iç turizmle de ilgili, yani bu termal turizmle de ilgili Türkiye'deki talepleri daha büyütmek için otel yatırımlarına öncelik vereceğiz. Yatak sayımızı çoğaltacağız. 5 yılın sonunda Allah'tan mani olmazsa bunun da vaadini veriyoruz. Kozaklı'yı gerçekten tanıyamayacak o kadar güzel, o kadar modern yaşanır ve Türkiye'nin göz bebeği bir termal ilçesi olacak. Hiç mi endişe etmeyin Allah'ın izniyle. Bunu da yapacak Akif kardeşim de yapabilecek, başarabilecek, çalışabilecek. Ankara'dan da merkezi yönetim iktidarın nimetlerinden faydalanacak kişi seçmenizde Kozaklı için, çocuklarınız için, gezegen için büyük fayda var arkadaşlar. Biz bunu söylüyoruz. Biz gittiğimiz birçok yerde, AK Parti belediyesi olmayan birçok yerde AK Parti'nin çok özendiğini hissediyoruz. Niye? Çünkü 94 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la başlayan belediyecilik anlayışı AK Parti'ye devam etmiştir. 94 yılında belki İstanbul'da yaşayanlar vardır. Çöpten, çukurdan, çamurdan geçilmiyordu. Suyu akmaz, çöplüğü patlayan, havası kirli İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan gibi bir usta geldi, elini değdi ve Allah hamdolsun çok modern bir şehir haline getirdi. Ondan sonra da AK Parti belediyeciliği bütün şehirlerde kalkındırdı. Yeşil alanlarıyla, modernize etmesiyle, sosyal yapısıyla, dokusuyla, her şeyiyle bütün şehirlerimizi dört dörtlük hale getirdik. Daha yapılacak işimiz var mı? Daha yapılacak çok işimiz var. Yatay mimarisiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla. O yüzden diyoruz ki belediyecilik işi AK Parti'nin işidir arkadaşlar. Belediyecilik işi Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarının işidir. Böyle güzel modern bir hastanenin olması ve içindeki sizlerin güzel emekleri, özverili çalışması bizlerin onuru, gururu oldu. Kendinizle ne kadar övünseniz, gurur duysanız azdır arkadaşlar. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum gerçekten. Çok güzel işlere imza atmışsınız. Birbirimiz için bir yüz attı. Çok mutlu. Yani dediğim gibi bu Türkiye için önemli, kritik bir seçim. Ben tekrar vicdanlarınıza sesleniyorum. Tekrar ferasetinize, cesaretinize, dirayetinize sesleniyorum ki ülkesini seven, milletini seven, bayrağını seven, bu ülkenin birlik ve beraberliği, bütünlüğü için çalışan Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta, eli kanlı terör örgütleriyle ülkesini bölmeye çalışan, bu ülke için ne kadar hainlik var, planı var, projesi olan hainlerle iş birliği tutan partileri vicdanınızda süzerek inşallah oyunuzu o şekilde kullanacaksınız diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum arkadaşlar.